Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim enerji verimliliği konuşuyoruz, konuştuk. Şimdi aslında onun bir çözüm var. Yenilenebilir enerji, bütün dünya bunu konuşuyor. Biz de bunu konuşmaya devam edelim. Hemen hatırlatayım, konuğum Uluslararası Projeler Finans Danışmanı Doktor Asuman Sönmez. Sayın Hocam, bu yenilenebilir enerji hayatımızda son dönemde işte mesela Antalya'da falan çok bilinirdi bu güneş vesaire. Güneş kolektörleri. Güneş olarak çok bilinir. Zaman zaman böyle artık rüzgar türbinlerini görmeye başladık. O da hayatımıza girdi. Ama sanki işte bu da var falan durumumuz var. Gerçek öyle mi? Dünya meseleye nasıl bakıyor? Hatta güzel bir araştırmanız var. Türk insanı aslında nasıl bakıyor? Bizim zannettiğimiz kadar bu konudan bir haber mi? Şöyle şimdi konum olarak, dünyada coğrafi konum olarak... Yani Almanya örneği bu çok standart veriyor güneş haritasına göre Türkiye'nin yerinde. Yani Almanya bizim en kuzeyde 26-45, 36-42 doğu paralelde işte meridyenler vesaire baktığımız zaman en uçtan daha da yüksekti. Çok daha yüksekti. Buna rağmen çok ciddi bir güneş enerjisi yatırımı var. Bizim toplam gücümüz 90 gigawattı geçmiş durumda. Ama genel yani yenilenebilir enerji olarak bakmayın buna. Hepsi olarak. Yenilenebilir enerjide neleri alabiliriz? İşte güneşi, rüzgarı, biyokütleyi bunlar yani jeotermal tabii. Onları aldığımız zaman toplama baktığımızda bizde hala %15'ler seviyesi ki bu da iyi bir rakam. Yani normalde biz güneşte, rüzgarda bunlar jeotermalde de yanlış hatırlamıyorsam biz 2023 hedeflerimiz vardı. Bunları aştık. Yani güneşte en son 6'yı aştık diye haberleri okumuştum. Ama zaten 2019 yani Şubat rakamlarına baktığınız zaman bile rakamlar oluyor. Evet yani 6 ama tabii seviyesi. Bu taraftan Almanya mesela 2025'te dizel araçları komple yasaklıyor falan. Avrupa'da evet yani o şimdi tabii makas dizel, yine açık hala koşmamız yani lazım. Yani araçlar açısından elektrikli araçlara geçiş ayrı ama zaten güneş enerjisi kısmında da yani çok önceden yapılan yatırımlar işte biz biraz daha geriden 25 sene geriden işte 30 sene bazı şeyleri öyle geriden takip edebiliyoruz. Bahsettiğiniz gibi güneş kolektörleri durumu biraz farklı. O bizde vardı yani hatta ben yani Şişecam'da çalışırken Türkiye'nin kolektör camı araştırmasını yapmıştım. Sonrasında demir oranının düşük cam üretimiyle ilgili de bir araştırma yapmıştım. Düz cam grubunda çalışıyordum bir dönemde. Ve işin enteresan tarafı demir oranının düşük cam araştırmam. Sonrasında şişe camın şu anda güneş kolektör güneş panellerinde kullandığı demir oranının düşük camlarla kaderiniz yani, oradan çizilmiş hocam. Evet. Yani cam kısmı o araştırma oraya aslında bir baz teşkil etti. Yani nereden nereye geliyor? Bu dediğim rakam 1996'ydı. Biz o zamanlar İsrail'e gönderebilecek camlar işte yani ne kadar güneşi demir oranı camla ne kadar düşerse o kadar verimliliği artabiliyor. Geçirgenlik artabiliyor. Biz bunu çalışmıştık. Bunun üzerinde ve ihracat amaçlı biz bu üretime Türk Ar-Ge'si geçiyoruz. Şişe camın Çayırova'sında üretilen ve buzlu cam da başlayan 96'dan üretilen. Yani 96 da yaptım. İlk iki araştırmadan bir tanesiydi bu. Kolektörler de aynı şekildeydi. Yani o zamanlar Türkiye'nin yaklaşık 400 bin binasında neden ki ya yani Erzurum bile güneş kolektörler arasında uygun bir coğrafi konuma sahipti. Neden kullanılmıyor diye çalışıyorduk. Ki güneş kolektörlerinde ısı daha önemli. Ama güneş enerjisinde yani biraz daha bilinenlerin dışında bir durum var. En sıcak yer en iyi güneş enerjisi verimini alır gibi bir şey yok. Burada mesela en iyi yeri Van alıyor. Ki biz yani Antalya Van, falan diye düşünürüz değil mi? Van, normalde. Van, daha sıcak orası diye düşünürüz. Van bu açıdan en iyi alan yerlerden bir tanesi. Sıcaklıkta değil, ışımayla alakalı bir şey galiba. Yani oradaki farklı parametreler var ama nem sistemlerin biraz daha verimini düşüren bir durum. Hocam herkes dünyada bu işe yönelmeye başladı. Yani bunu artık tartışmıyoruz. Aslında ilk bölümdeki o küresel ısınma ve vesaire o sürecin bir uzantısı bu. Ama tartışmasız bir uzantısı. Dünyada buna yönelik finansmanlar oluşturuluyor, destekler veriliyor. Biz de konuşmaya başladık, bizim de gündemimizde ama biraz hızlanmamız gerekiyor. Çok hızlanmamız gerekiyor. Yani enerji verimliliği konusunda bizim
bireysel, çünkü en çok konutlar, konutlardan sonra sanayi, sanayi çok %40'ların üzerinde sanayide, imalat sanayi bizim enerji tüketimini sağlıyor. Ulaştırma dediğimiz kısım ayrı ve bizim yani hepsini geçelim, biz dışa bağımlıyız. Bizim bu yüzden hızlanmamız gerekiyor. Yani bir ülkenin ekonomik gücü ve askeri gücüdür onun barış içinde yaşamasını sağlar. Yani toplumun refahı için ekonomik güç ne kadar yüksekse o kadar önemlidir ve barışın sağlanması için de caydırıcılık için de askeri güç ne kadar yüksekse bu kadar önemli. Yani bu sağlanır. O yüzden şimdi biz doğalgazı dışarıdan alıyorsak ve doğalgaz bizim %30'unu oluşturuyorsa toplam elektrik işte enerji üretimimiz ya da tüketimimiz diyelim 300 terawattların üzerine çıktı, tamam, ama bunun çok ciddi bir bölümü doğalgazsa ve siz bu doğalgazda dışa bağımlıysanız artık burada konuşulacak hiçbir şey yok. Burada çok acil yapmamız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Belki çok üzücü olabilir. Ama gerçekten KOBİ'lerin enerji verimliliği konusunda destek alabilecekleri bir mekanizma Türkiye'de yok diyebiliriz. Kolay kurulabilir mi bu? Yani tabii kurulur. Çünkü kaynak var bunda. Yani dünyada var. Dünyada bizim dünyadan yani aldığımız kaynakta bakın şöyle bir değişiklik var. Yani çok taraflı bankalarla ilgili bir kısım. O 43 milyar dolardan bahsetmiştim. Şimdi 2015 yılında 25 milyar dolar bir aktarım var. Türkiye'nin 2.6 milyar dolarlık yani %10'luk bir payı var. 2018'e geldiğimizde 43'e çıkan rakamın içinde bizim payımız 1.5 milyar. Yani biz %3'e düşmüşüz. Pasta büyümüş, biz küçülmüşüz. Durmuşuz, yani, en ihtimalle yani yerimizde durmuşuz. Şöyle bir durum yok. Bizim öz sermayemiz çok yeterliydi. O yüzden kendimiz yaptık yatırımı. Bunu deme şansımız yani, zaten mümkün değil. Çarpınız yok. Şuradan giderken. Kesinlikle çarpınız. Yani o yüzden bununla ilgili bir durum değerlendirmesinin zaten yapılması lazım. Yani biz petrolü dışarıdan alıyorsak, araçlarımızdaki petrol kullanımı ile ilgili, İşte bu trafikle ilgili kısımdan başlayarak yani bunun tüketimini azaltacak bir şeyler yapmamız lazım. Biz doğalgazı dışarıdan alıyorsak bununla ilgili ve doğalgazdan elektrik üretimi yapıyorsak bununla ilgili ciddi problemlerimiz var demektir. Artı bizim bir de yükselen faturalarımız var. Yani işte ben en son baktım rakamlara. Temmuz'da 15 geldi işte hocam. Meskende 61 kuruş, ticaret halinde 82 kuruş. Bu ne demek? 11 dolar sentle 14 dolar sent bizim maliyetimiz. Daha 1 Temmuz işte yeni faturalarda %15 zam. İşte çok güzel. Şimdi bunu sanayi mesela nasıl etkiliyor? Sanayi etkilediği kısımda şöyle, çimento üretiminde sizin 1 ton çimento üretmek için ihtiyacınız olan elektrik rakamları varsa, yani sadece üretimde ki çimento, cam, çelik bunlar çok yüksek seviyede enerji tüketen sektörler ve yani çok da KOBİ bulamazsınız. Yani bunlar büyük sektör, yani büyük kurumlardır, büyük kuruluşlardır. Enerji verimliliği konusunda çok iyi bakıyor olmalarına rağmen, çok fazlasıyla bu konuda yatırım yapıyor olmalarına rağmen onların rakamlarında sadece üretim yüzde neredeyse onlara yakın enerji maliyetleri gelebilir bu fiyatlarda. Şu fiyatlarda. Şimdi düşünsenize yani bunun bir de diğer genel yönetim giderleri diyebileceğimiz farklı şeyler, ulaştırması var. Bu bahsettiğim benim o sadece üretim. İşsizlik diye çıktısı ortaya çıkıverir. Evet, evet. Yani buradaki durum, peki biz çimentonun kilogramını kaça satıyoruz? Elektriği kurtarmıyordur. 13 sente. Yani tonunu 130 dolara satıyoruz. Bunlar yeni rakamlar. Yani Türkiye'nin ihracat hedefleri var. İşte 11. Kalkınma planı açıklandı. 500 milyardı geri çekildi. Yani 220 milyarlar 200, seviyesinde. 230 diyelim yuvarlayalım. Önemli değil. 230 seviyesinde. Şimdi bizim 2018 ortalamamız 1.33 dolar kilogramı. Türkiye'nin yaptığı ihracatın kilogram fiyatı. Şimdi 1.33 dolar. Güzel ama ben burada saatine 14 sent ödüyorum. Yani sabaha kadar çalışsanız oradan katma değer çıkmaz. Yani katma değer çıkmaz. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Yani bizim verimlilik konusunda makro yani devlet destekleri anlamında ki Enerji Bakanlığı'nın var. Enerji Bakanlığı'nın verimlilik artırıcı projeleri var. Bunlara KOBİ'ler giremez mi? Girerler. Onda bir problem yok ama ben en son rakamlara baktım. Eskiden 1000 TEP'ti. 1000 ton eşdeğeri petrol. Şimdi 1000 ton eşdeğeri petrol yıllık tüketimi olanı 500'e düşürdüler. Çünkü yani 1000 ile ilgili rakam 2015'te 1300 firma vardı. Şimdi 1300 firmada sıkışıyorsunuz. Ne yapalım? Biraz daha geliştirelim. 500'e düşürelim. Tamam. Güzel. Rakamlar büyüdü ama %30'unu veriyor hala. 1 milyonda 5 milyona geldi. Bu da güzel.
Ama bildiğim kadarıyla hala ISO 50001 isteniyor. Şimdi Türkiye'de ISO 50001 olan kaç firma var? Var mı? Var var var. Yani var. Orada var. Orada bir sorun yok. Kurumsallardan bahsetmiyorum. KOBİ'lerden bahsediyorum. Ha, KOBİ'de onu bilmiyorum. İşte KOBİ'de. Zaten o yüzden mesela KOSGEB'in enerji verimliliği desteği, KOSGEB'in enerji verimliliği desteğine çok fazla başvuru yok. VAP'la ilgili birkaç başvuru var. Var KOBİ, yani VAP destekleri alan firmalar diye baktığınızda rakamlar belirli. Yani ne kadar neyi verildiğini çıkartmışlar. Hocam bu kadar, yani tam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama genel fotoğraf aslında bizi geri bırakıyor. O kesin. Evet. Buna çok rağmen, hızlı hareket etmeniz lazım. Buna rağmen mesela bu halkın duyarsızlığı diyebilirsiniz. Yapılan bir araştırma var. Ne olur evet, paylaşır mısınız? Evet, ben onu tesadüfen buldum. Hem mutlu oldum, hem şaşırdım. Yabancı bir şirketin Türk halkıyla yaptığı yenilenebilir enerji araştırması var. Müthiş sonuçlar var. Yani burada sadece Türkiye'de değil, Nisan 19'da Endonezya, Pakistan, Filipinler, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam'da gerçekleştirilen bir araştırma. Türkiye dahil 6 ülkenin vatandaşları temiz enerji istiyor. Yani bu ülkenin hepsi, bu ülkelerdekiler ve Türkiye'dekiler. 9-17 Nisan arasında yaklaşık 1000 kişinin katılımı, %47,5 kadın, %52 erkek seviyesinde. Ve diyor ki yani burada soru şu, yani, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınması için hangi yatırımın yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyorsunuz? %86 yenilenebilir enerji diyor. 86, yani böyle bir bilinç var. Var ama şimdi şöyle bir durum var. Kalkınma ajanslarını ve TKDK'yı da çok fazla geçmemek lazım. Şimdi bireysel olarak da bazen bunların verilmesini. Kalkınma ajansları özellikle belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları bunlarla ilgili kısımlarda ki özellikle belediyeler kısmında yenilenebilir enerji ile ilgili çok ciddi fonlar verdi. Hala destekler açıyor. Fakat kalkınma ajanslarında yani geçtiğimiz bu 2019'la ilgili mali destek çağrılarına baktığınızda işletme bazında çok böyle çağrı göremeyebiliyoruz. KOBİ gel, KOSGEB'in KOBİ gel biraz daha işletme bazında. Orada direkt enerji üzerine bir çağrı değil ama alt şey olarak, bileşen olarak bazen görebiliyorsunuz. Hiç yok değil Türkiye'de. Türkiye'deki işte yatırımcının şeyi de var. Yani demiş ki Türkiye enerji üretimi için yabancı yatırımları teşvik etme önceliği ne olmalıdır? Mesela güneş. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Yani TURSEF'te ben 1,5 sene çalıştım iş geliştirme müdürü olarak. En cazip kısım yani bu geri alma. Geri alma sırasında para ödeme kısmıydı. İşte, biz severiz o işte. Bizi yani arıyorlar işte şey var, arsa var, tarla. Ne yapacağız? Tarlayı işte güneş enerjisi yapacağız. Devlet veriyor. Peki vermediği zaman ne olacak? Yani garantisi olmazsa ben bugünden itibaren işte vermiyorum dedi. Ya da 2020'den itibaren kapattım dedi. Ne olacak? Soru işareti. Yani geri alma rakamlarına göre değil. İşletmelerde de aynı şey geçerli. İşletmeler işte çatıya kuralım. İhtiyacınız ne bilmiyoruz. Yani normal şartlarda şimdi hep bu cazip olan, Almanya'da böyle başlamış. Yani cazip kılmak için sonra kademe kademe düşürmüş. Tabii ki yani bizde de. Çünkü zaten hani kuruldukça kazandıran sistemler tabii, olduğu için. Aynen, aynen. Fonlamanızı, uzun süre fonlamanıza gerek yok. Yok, genelde 7-8 yılda da yani geri ödemesini alabileceğiniz kaynak. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sizin işletmenizin önce gerçekten ne kadar enerji kullanması gerektiğini bilmeniz lazım. Yani şimdi siz kurduğunuz çatıya 1 megawatt. 1 megawatt yaklaşık 1 milyon dolar, 1 milyon euro yatırım demek. Ve güzel kurdunuz da gerçekten sizin ne kadar ihtiyacınız var? Çünkü o yatırımı yaptınız. Onun fizibilitesini kimse yapmıyor mu? Yapılması lazım. Yapan firmalar var tabii ki. Yani EVD'ler var. Bu tanımlı bu danışmanlığı veren firmalar var. Geliyorlar sizin bütün firmanızı, diyorlar ki sizin bütün tüketiminiz budur. Röntgeninizi çekelim. Tabii yani. Aynen. Ve bunlar da Enerji Bakanlığı'nın tanımlı firmaları. Yani öyle yani işte elinde çantayla dolaşan bir durum değil. Çok gerçekten yani şöyle söyleyeyim, enerji sektörü birçok sektörden çok daha kurumsal. Kurumsal ve çok kalifiye insanların çalıştığı bir sektör. Yani ben 1,5 sene yani Temmuz, Haziran'la Aralık arasında çalıştım. 1,5 sene çalıştım. Yani finans sektörü böyle bir sektördür. Finansta da biraz daha üst seviyededir. Ama enerji sektörü, hele enerjinin finansmanı. Hocam yani Türkiye, gözüken o ki bizim bir hızlanmamız ve bireyden şirkete kadar
herkeste bilinçlenmemiz gerekiyor, bu kesin. Evet. Ya bir şey soracağım hocam, bir 3-4 dakika var da. Hani neticede bir rol model kadın var burada, onu da konuşalım. Dedim ya ben size Abigem'in Türkiye sorumlusu, Türkiye mümessili olarak hanım. Herkese kredi vermeye çalışıyordunuz o sürede. Yani işte evet Kocaeli Abigem finans program müdürüydüm. Çok birlikte çalıştık. Yani Türkiye'de özellikle kobilere, gelişmesi için 2004-2005 gerçekten birlikte çok çalıştık sizinle. Siz ne güzel 96'larda şimdiki güneş enerjisine tekabül edecek camlarla çalışıyorsunuz. Evet, siz nereden bu enerjinin içine, iyi ki düştünüz bence. Nereden daldınız içine, buradan yürüdünüz? Bu iş nasıl sürükledi sizi buraya? Enerji. Alanına girişim mi? Tesadüfen. Yani gerçekten tesadüfen ben Van'da çalışırken, Van İşkem projesinde çalışırken beni aradılar. Dediler ki işte böyle bir proje var. Top'dan. Gelir misiniz? Yok, Top'dan mı? Kimden? Top'la, yani EBRD'nin çalışma yaptığı şirketten. İlk görüşmeyi aslında şöyle söyleyeyim. İlk görüşmede Hatay'daydım. Ya ciddi misiniz? Nereden buldunuz ki beni? Dedim. Sonra Ekim'de yaptığım görüşme. Sonra İşte Nisan'da falan Van'daki öbür projedeyken bir görüşme oldu. Dedim ki hala mı arıyorsunuz? Ben bitti zannettim o proje. Yok dediler, devam ediyoruz. Ondan sonrasında sizi kabul ettik. Gelir misiniz dediler. Peki başlarım, Haziran'da bitiyor projem. Gelirim dedim. Bunu niye soruyorum hocam? Evet ya, tam tesadüfen. Abigem zamanından ben sizin koşturmalarınızı biliyorum. İyi kötü kobilerde bir yere yetersiz de olsa geldik yani mukayese. Şimdi şu yenilenebilir enerjide de gelir miyiz? Ümidim o. İyi ki girdiniz diye dediğim yani o. Yani biz ne yapalım edelim? Bir kere enerji teknolojik bir işlem. Ben şahsen teknolojik konularda, yani sürekli yenilendiği zaman bu teknolojik konular her ne kadar 25 yıllık yatırım olarak da görülse leasingin, finansal kiralamanın önemine çok nasıl söyleyeyim, vurgulamak istiyorum. Leasing sektörü, Türkiye'nin leasing sektörü iki tane ürün üzerinde sıkışmış vaziyette. Bu sıkışmayı bu sene gördü. Yani inşaat, iş ve inşaat makineleri ve inşaat makineleri ve gayrimenkul, sat kirala vesaire. Yani leasing sektörü bir milli kere yeşil leasing, evet yani inşaat sektörü gidince hani 40 sektör bağlıdır, çimentosu vesaire, ama leasing de finans olarak bağlıymış. Yani burada ve son rakamlara baktım, yani geçen sene bir çeyrekte 627 milyon dolar olan rakam 116 milyona düşmüş. Yani leasing'e buradan bir kapı açarsak sıfır, kolay yol alır yani mıyız? Yani şöyle, leasing'de sıfır KDV'nin olduğu sektörler ciddi atılımlar yaptılar. Leasing sektörü için de ayrıca bir işlem tutuyor. Çünkü leasing güneş enerjisinde ve diğer enerji konularında kullanılabilecek ekipmanlar açısından kullanılabilecek de bir finansman kaynağı. Hatta dünyadan da fon bulabilir bu konuyla ilgili. Çok ciddi fonlar var. Var. Mesela TURSEF'in 3 tane leasingle çalışması var. Yani TURSEF daha önce sadece bankalar çalışırken Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı, EBA Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın programıdır. Ve şu anda leasing de işin içinde ve daha yeni açıklama yaptılar. Yani burada yenilenebilir enerji kooperatifleri, bakın kooperatifler çok önemli. Kooperatiflerin desteklenmesi bu anlamda hem siteler, konutlar açısından, hı hı, hem de küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri açısından önemli. İş geliştirme merkezleri açısından önemli. Burada bunlar leasingde çalışmalar yapabilirler. Devlet destekleri leasingden uzak duruyor. Çünkü satın alma olmadığı için. Fakat leasingin bir şekilde yeşil leasing kapsamında enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji ekipmanlarının tamamının ders çalışması gerekiyor. Evet. Yani bunun maliye tarafından bakılması lazım. Şimdi gördüğüm kadarıyla hocam, birincisi enerji verimliliği ile ilgili biraz daha bilinç çalışması yapmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji konusunda bence vatandaş son derece duyarlı. Evet. Ufak tefek düzenlemelerle de leasing sistemini de içine sokarak biz bu işin içinden çıkarırız. Şöyle, enerji verimliliğinde şöyle bir sorunumuz var. Şimdi çalıştığım motor projesi. Motor projesinde enerji verimli motor, elektrik motorları projesi. Geri ödeme süresi 3 ay, 6 ay, 9 ay olan ve enerji verimliliği, su verimliliği açısından çok ciddi faydalar getirebilecek yatırımlar var. Şimdi 3 ay, 6 ay için Kalkınma Ajansı'nın ya da herhangi bir yerin desteğini beklemenin bir anlamı yok. Çünkü o destek açılacak, başvuracaksınız, dönecek, 9 ay siz zaten ödediniz. Yani burada aynı zamanda özellikle işte belediyelerde aynı şey geçerli olabiliyor.
burada yatırımın geri dönüşünün hesaplanması ve buna göre yani bizim KOBİ'lerimizin de kurumlarımızın da bunu görmesi lazım. Yani doğru hesaplamalar yapmak lazım. En azından ümitlendim ben. Yani eğer biz tabii doğru ki bir ders çalışırsak, anlattıklarınızdan evet, anladığım o, biz bu işin içinden çıkacağız ama doğru ders çalışırsak. Şöyle söyleyeyim, yani enerji kısmı benim kardeşim de enerjide diğer bir enerji kolu var. Hı-hı. Arkadaşlarım da enerjilerle ilgili çalışıyor. Beni de zorla R2 bir gire gönderdiler. Orada hocamızın söylediği şöyle bir şey var. Aynaya baktığınızda diyor, sabahleyin kalktınız ve aynaya baktınız. Aynaya baktığınız zaman aksinizi görürsünüz ve hoşlanmadığınız zaman ne yaparsınız? Değiştir. Aynayı çizmezsiniz değil mi? Kendinizi değiştirirsiniz. Kendinizi değiştirirsiniz. Şimdi biz, çünkü aynadaki görüntü sevdiğiniz anda gitti. Sevdim bunu. Yani kendimizi değiştirmemiz lazım. Bizim içe bakmamız lazım. Kriz dönemleri bunun için en uygun dönemlerdir. Zaten biraz oturuyorsunuz. Yaz dönemleri en uygun dönemler. Yani burada bizim yapmamız gerekenler yani hem kendimiz hem de makro seviye. Hocam enerjiniz eksilmesin. Uluslararası Projeler Finans Danışmanı Doktor Asuman Sönmez, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim dünya bunu tartışıyor, dünya bunu konuşuyor. Enerji verimliliği herkesin gündeminde. Protokollere, anlaşmalara girmeyeceğim. Ama bu yenilenebilir enerji meselesine acilen yönelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hep birlikte son derece enerjisiz bir Türkiye olacağız. Gözüken o. Unutmayın, tek kanatla uçamazsınız. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşça kalın efendim. Ekolojistik Eko Kadını sundu.